Merhabalar, saf maddeler elementler konusuyla yine birlikteyiz. Arkadaşlar madde, saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılır. Saf maddelerde elementler ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılır. İlk videomuzda şimdi elementleri anlatacağız. Daha sonra bileşikleri, daha sonraki videomuzda karışımları anlatacağız. Arkadaşlar öncelikle saf madde ne demek? Aynı atomların bir araya gelmesiyle bir araya gelenlere element, farklı atomların bir araya gelmesiyle bileşik, karışım ise farklı maddelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bakın bunlar atomların, bu maddelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Buradan farkını anlayabiliriz. Öncelikle elementi, saf madde elementlerine başlayalım. Arkadaşlar element aynı türdeki taneciklerden oluşan saf maddedir. Yani aynı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşanlar nedir arkadaşlar? Saf madde elementtir. Devam edelim. Elementin özellikleri. Öncelikle saf maddedir. İçerisinde tek cins atom bulunur. Çok önemli. Fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrılamaz. Zaten kendisi tek bir madde. Sembollerle gösterilir. Bakın bu da önemli. Bileşikler formüllerle gösterilecek. Bunun farkını iyi anlamamız gerekiyor. Belirli bir erime, kaynama ve yoğunluk değerleri vardır. Bu da arkadaşlar erime, kaynama, yoğunluk maddenin ayırt edici özelliklerindendir. Elementlerin belirli bir erime, kaynama ve yoğunluk değerleri vardır. Devam edelim. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklı. Yani demir atomunun, demir elementinin atomları ile bakır elementinin atomları birbirinden farklıdır arkadaşlar. Devam edelim. Etkinlik yapalım arkadaşlar. Element mi değil mi? Birinci resme baktığımızda mor atomlar bir araya gelmiş. Aynı cins atomlar bir araya geldiği için bu bir elementtir arkadaşlar. Bakıyoruz farklı cins atomlar bir araya gelmiş. İkincisi element değil, bileşiktir. Üçüncüye baktığımızda yeşil arkadaşlar, koyu yeşil, aynı cins atomlar bir araya geldiği için bu bir elementtir. Baktığımız zaman arkadaşlar bir numaralı beyaz, aynı cins beyaz atomlar bir araya gelmiş element. Baktığımızda iki numaraya aynı cins atomlar bir araya gelmiş element. Üç numaraya baktığımızda aynı cins atomlar bir araya gelmiş element. Dört numaraya baktığımızda arkadaşlar aynı cins atomlar bir araya gelmemiş, farklı cins, o halde o bir bileşiktir, element değildir. Devam edelim. İki tür element var arkadaşlar. Atom yapılı, yani atomik yapılı ve moleküler yapılı element. Yani atomlar tek başına bir aradaysa, atomik, ikili veya üçlü grupta, aynı cins ikili ya da üçlü gruplar halindeyse buna moleküler element diyoruz arkadaşlar. Farkı bu. Hemen etkinlik yapalım. Atomik yapılı olanlar element mi, moleküler yapılı element mi? Bakalım arkadaşlar, gümüş elementi tek tek bir araya gelmiş atomik yapılı. Demir elementi tek tek bir araya gelmiş atomik yapılı. Hidrojenler bakın ikili gruplar halinde bir araya gelmiş moleküler yapılı. Oksijene bakıyoruz ikili gruplar halinde. O halde moleküler yapılı. İyota bakıyoruz yine ikili gruplar halinde. O halde iyotta moleküler yapılı element diyoruz. Devam edelim. Elementler biraz önce de söyledik gibi özelliklerinde sembollerle gösterilir. Neden? Ortak bir dilim dili oluşması için. Semboller elementlerin Latince isminin ilk harflerine göre oluşturulmuş, zamanla aynı harfle başlayan elementler bulununca semboller elementin Latince isminin ikinci harfi, ilk harfiyle birlikte ismi içerisinde geçen başka bir harf daha eklenmiştir arkadaşlar. Element sembolleri yazılırken ilk harf her zaman büyük yazılır. İkinci harf küçük, ikinci veya üçüncü harf kullanılmışsa küçük yazılır arkadaşlar. Örneğin atom numarası 11 olan sodyum ilk harfi N büyük, sonra ikinci harf küçük. Yani sodyum elementi Na sembolüyle gösterilmiş. Peki bunlar nasıl oluşturulmuş? Latince isimlerinin ilk harfi, yani Türkçe isimlerinin değil arkadaşlar. Baktığımızda hidrojenin Latince ismi hudor, H harfi. Helius, helium, He harfiyle. Çünkü eğer ikisi de H ile gösterilseydi hidrojenle helium birbirine karışacaktı. Lithius, lithium, Li harfi. Berilyum, Be. Borox, bor, B. Karbo, karbon, C harfiyle gösterilmiş arkadaşlar. Bakın dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. İlk 20 elementi ezbere bilmemiz ve
sembollerini de öğrenmemiz gerekiyor. Hidrojen H, helyum H, lityum Li, 4 numara berilyum B, bor B, karbon C, azot N, oksijen O, flor F, neon NE, sodyum Na, bakın karışmasın diye NeNA ve azot da N harfiyle gösterilmiş arkadaşlar. Buraya dikkat. Magnezyum Mg, alüminyum Al, silisyum Si, fosfor P, bakın FP burada genelde öğrenci hata yapar. Kükürt S, yine öğrencinin hata yaptığı. Klor Cl, karbonla karışmasın diye arkadaşlar. Argon Ar, potasyum K, yine öğrenci hata yapıyor, P ile gösteriyor, K ile arkadaşlar. Kalsiyum da Ca ile gösterilir arkadaşlar. Hemen yaygın olanlara da örnek verelim. Altın Au, gümüş Ag, bakır Cu, çinko Zn, kurşun Pb, civa Hg. Bu çok kullanılacak arkadaşlar, bunu kesinlikle bilmemiz lazım. Demir yine çok kullanılan Fe, ferrumdur çünkü Latince ismi. İyot I, platinde PT ile gösterilir. Devam edelim örneklerle. Buna göre aşağıda Latince ve Türkçe isimleri verilen elementlerin hangisinin sembolleri karşısında yanlış yazılmıştır diyor arkadaşlar. Baktığımızda fosforus, fosfor P, P ile başladığı için bakın. Ferrum, demir, DE değil arkadaşlar, FE olacak. Hangisi yanlış verilmiştir? B şıkkı. Nitrium, azot, N harfiyle, bakın Latince ismi. Kuprum, bakır, Cu ile, bakın. Doğru. Hangisi yanlış? B şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Devam edelim. Elementlerin sembolleri her dilde aynıdır, değişmez. Element sembollerinin dünyanın her yerinde aynı olması ortak bilim dili oluşturmak için, bilimsel iletişimi kolaylaştırmak için yapılmıştır. Bakın Çince'de veya bir Rusça'da gördüğünüz gibi semboller aynı gösterilmiş. Elementlerin atom numarası proton sayısıdır. Arkadaşlar bunu da hiç unutmamamız gereken bir bilgi. Elementin atom numarası proton sayısı. Yani çekirdeği proton sayısı onun atom numarasıdır. Proton sayısı elementin kimliğini belirler. Proton sayısına bakarak bir atomun hangi elemente ait olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Yani kimliği bizim TC kimlik numarası gibi hiçbirinde aynı değil. Bakalım hidrojenin atom numarası 1 çünkü bir tane proteine sahip. H ile gösteriliyor. Sıvı yağdan katı yağ yapımında enerji elde etmede. Helyum 2 He ile gösteriliyor. Uçan balonlarda, soğutucularda. Lityum seramik cam pil üretiminde. Berilyum bilgisayar parçalarında. Bor cam sanayinde yakıt olarak. Kurşun kalem, silgi ve çelik üretiminde. Karbon kurşun kalem ve çelik üretiminde. Azot gübre sanayinde, oksijen canlıların solunum olayında, dalgıç tüplerinde, flor diş macunu üretiminde ve soğutucularda, neon renkli reklam panolarında, sodyum pillerde ve cam sanayinde, sabun, tuz üretiminde kullanılır. Devam edelim. Magnezyum ısıya dayanıklı tuğlada, alüminyum mutfak aletlerinin yapımında, silisyum beton tuğla cam yapımında, fosfor arkadaşlar gübre sanayinde, kükürt, kükürt barut pil yapımında, kibrit, barut pil yapımında, klor, içme sularının mikroptan arındırılmasına ve tuz üretiminde, argon, floresan lambaların yapımında arkadaşlar kullanılan argon gazı, cam, sabun, gübre sanayinde, potasyum, kalsiyum da beton üretiminde kullanılan elementtir. Elementlerden yaygın olanlar biliyorsunuz altın süs eşyalarında, gümüş, dişçilikte, lehim yapımında, bakır süs eşyalarında, elektrik kablolarında, çinko otomotiv ve elektrik donanım endüstrisinde, kurşun ses yalıtımında, civa hastalandığımızda ölçek için termometrelerin içerisinde bulunan ve diş dolgusunda kullanılır. Demir arkadaşlar pekmez ve ıspanak gibi maddelerde bol bulunur. Çivi, vida inşaat malzemelerinin yapımında, iyot deniz ürünlerinde, tuz sofra tuzunda, platin ise laboratuvar kaplarının bozulmaya dayanıklı gereçlerin, tellerin yapımında, kuyumculukta, diş hekimliğinde ve elektrik kontaklarında kullanılır. Hemen örneklerle devam edelim. Bakıyoruz arkadaşlar. Azot Na diyor, yanlış ne olacak? Bu yanlış. Burada helyum He doğru. Hidrojen H doğru. Sodyum ne olmayacak? Ne olacak arkadaşlar? Bununla sodyumla azot yer değiştirecek. Yani 1 ile 4 yer değiştirecek. Hangi şıkta var bu? B şıkkında. Devam edelim. Buna göre Emre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Emre internette elementlerle ilgili Rusça, Japonca, İngilizce paragrafların içerisinde hidrojenin H, neonun NE, oksijenin O ile gösterildiğini fark ediyor. Farklı diklerde elementlerin sembollerinin aynı olması ortak bilim dili oluşmasını sağlar. Doğru. Farklı elementler farklı sembollerle gösterilir. Doğru. Elementlerin farklı diklerdeki sembolleri aynıdır. Doğru.
elementlerin farklı dillerde isimleri aynı değildir, farklıdır arkadaşlar. Hangisi söyleyemez? D şıkkı söylenemez. Devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloda X, Y, Z harfleriyle belirtilen kutucuklara yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımızda hidrojen arkadaşlar elementin proton sayısı 1, hidrojenin sembolü H idi. O halde X H olacak. B ile D'yi eledim. Y arkadaşlar neon, N ile gösterilen neydi? Neon gazıydı. O halde 2 neon olacak. Baktığımızda bu azot. Yanlış. O halde cevabımız A şıkkı. Karbon arkadaşlar neyle gösteriliyordu? C ve kaçtı? 6'ydı atom numarası, elementin proton sayısı. Yani cevabımız 6. Z'de 6 olacak. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki verilen tanecik modellerinin hangileri elemente ait olabilir diyor. Arkadaşlar aynı elemente aitse aynı atomlardan oluşması gerekir. Bakın 1 ve 3 aynı atomlardan oluştuğu için aynı elemente ait olabilir. Yani cevabımız B şıkkı. 2 bakın farklı renkte ve farklı büyüklükte aynı olamaz. Burada uzaklıkları farklı ısı almışsa tanecikleri birbirinden uzaklaşmıştır. Yani aynı elemente ait olan B şıkkıdır. Yukarıdaki tabloda KLM atomlarına ait proton, nötron ve elektron sayıları verilmiş. Buna göre bu atomlardan hangileri aynı elemente aittir? Aynı elemente ait olması için neyine bakıyorduk? Kimliğine. Yani proton sayısının aynı olması. Baktığımızda K ve L'nin proton sayısı aynı olduğu için aynı elemente aittir. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiş. Buna göre numaralanmış tanecikler modellerinden elemente ait olanlar... Aşağıdakilerden hangisi? Element diyor. Hayır bu element değil. Aynı cins olmamış. İki element. Hayır burada farklı cins. Arkadaşlar bu bileşik. Farklı cins atomlar bir aramış. Element. Bu da farklı cins atomlar olduğu için element olamaz. Hangileri element? 2 ve 5. Hangi şıkta var? A şıkkı. 2 ve 5 elementtir. Cevabımız A şıkkı olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.